İsviçre'deyiz. Seyland bölgesi. Seyland şehrindeyiz sevgili izleyenlerimiz. Evet, yanımızda çok sevdiğimiz kardeşimiz, gencecik ve çok ama çok başarılı bir kardeşimiz var. Sevgili Kenan Bozkurt. Sevgili Kenan'ım, merhabalar. Merhaba, hoş geldin Barış abicim. Eyvallah. Geldiğin için teşekkürler. Eyvallah canım kardeşim. Sevgili izleyenlerimiz, böyle aslan gibi maşallah genç başarılı kardeşlerimizi gördükçe gurur duymamak elde değil diyoruz. Tebrik ediyoruz seni. Teşekkürler. Kaç yaşındayız? Ben 31 yaşındayım. 31 yaşındasın. 31 yaşında maşallah genç, başarılı ve sevgili izleyenlerimiz 10 yıldır işinin zirvesinde. Bu çevrede, İsviçre'de herkes Kenan'ı çok iyi yakından tanır, ekibini yakından tanır. Biraz biz seni tanıyalım. Zaten herkes seni tanıyor. Seyland sigorta şirketin var ama Seyland sigorta şirketinde birçok iş yapıyor. Yani 5 parmağında 5 marifet diye. Evet, aynen. Mali müşavirlik, yani sadece sigorta işi değil, mali müşavirlik, kredi başvuruları, finans danışmanlığı, vergi danışmanlığı gibi işler de yapıyoruz sigortanın yanı sırası. Evet, bunların hepsinin mesleğini yaptın, okulunu okudun. Aynen, 10 senedir bu işin içindeyim. 10 yıldır. Evet, ve şu anda 15 tane işçimiz var. Maşallah maşallah sevgili izleyenlerimiz, 15 işçiye burada bir ekmek veriyor ve hem İsviçre vatandaşlarına hem de bizim vatandaşlarımıza çok önemli hizmetler veriyor. Ne gibi hizmetler veriyorsunuz? Şu an İsviçre, Seyland bölgesindeyiz ve Seyland Versicherungen diyoruz. Evet, aynen. Özellikle sigorta danışmanlığı ve daha çok şu anda talep hastalık sigortası üzerine. Yani ev, araba, iş yeri sigortalarda da danışmanlık yapıyoruz ama şu anda hastalık sigortasında İsviçre'de son dönemlerde primler bayağı bir yükseldi. Yani örnek verecek olursak 4 kişilik bir aile neredeyse ev kirası kadar bir sigorta primi ödüyor. Ve burada da mesela gelir düzeyi düşük olan aileler veya orta düzeydeki ailelere devlet de bir katkı payı sunuyor. Yani primlerin bir kısmını ödüyor. Biz sigortayı düzenlemeyle birlikte bu tür hizmetleri de sunuyoruz. Hani ailenin o katkı payını, Prämienverbilligung dediğimiz olaydan faydalanmasını sağlıyoruz. Formlarını dolduruyoruz. Onlarla da ilgileniyoruz. Evet, sevgili izleyenlerimiz, yani sizin ihtiyacınız neyse o konularda yardımcı oluyorlar sizlere. Mali müşavir, kredi başvurusu, vergi danışmanlığı, sigorta çok önemli. Burada sağlık sigortası, çocuklar için bir de çok önemli sağlık sigortaları var. Aynen, ve çocuklar için özellikle şöyle bir sorun var İsviçre'de. Diş sigortaları, eğer ki ek sigortanız yoksa sigorta kapsamının içinde değil. Yani ek sigorta yapmanız lazım ki örneğin diş tedavileri veya diş telleri özellikle İsviçre'de çok pahalı. Ve böyle bir durum yoksa hani sigorta bunu karşılamıyor. Bu durumlarda da yardımcı oluyoruz. Hani tedavi başlamışsa bile ödeyen bazı sigorta şirketleri var bunu karşılayan. Bu durumlarda aileler hani bize başvurabilirler böyle bir durumla karşılaşmışlarsa. Evet sevgili izleyenlerimiz, daha doğrusu ne lazımsa sigortadan tutun da vergi danışmanlarına, krediye, kredi de çekiyorsunuz, ev alacak veya kredi çekecek. Aynen, ev alacak kişiler veya kredi çekecek kişiler bize başvurabilirler. Ayrıca de İsviçre'de 2 sene önce faizler düştü. Şu anda eski faizlerle kredi çekmiş kişiler de düşük faizlerden faydalanabilirler. Onlar da bize başvurabilirler. Hani sadece yeni çekmek isteyen değil, düşük faizlerden faydalanmak isteyenler de bize başvurabilirler. Evet. Sevgili izleyenlerimiz, bizler şu an İsviçre'deyiz ve neredeyiz? Biel'deyiz. Biel'deyiz ve Seyland Versicherungen'deyiz ama Seyland'da bölgenin ismi. Neden Seyland? Şirketin adını kurdu. Yani bölgenin ismi Biel Seyland. Biz de ağırlıkta bu bölgede çalıştığımız için Seyland Versicherungen dedik. Sevgili Kenan'cığım, sana nasıl ulaşacaklar İsviçre'de yaşayan vatandaşlarımız? Web sitemiz var, seylandversicherungen.ch veya Instagram'dan seylandversicherungen diye ulaşabilirler. Ve Facebook'tan da. Facebook'tan da aynen. Burada neler var? Bir kere daha geçelim. Sigorta danışmanlığı, mali müşavirlik, kredi başvuruları, vergi danışmanlığı gibi hizmetler sunuyoruz. Evet, burada önemli nokta ne? En önemlisi? En önemlilerinden sigorta ve vergi çok önemli. Demin sigortadan biraz bahsettik. Vergi de İsviçre'de çok önemli. Biz hem kurumsal müşterilerimize hem kişisel müşterilerimize hizmetler sunuyoruz. Ve vergi formlarını doldurmakla beraber ayrıca de
nelere dikkat etmesi gerektiğini söylüyoruz. Hani nasıl daha çok vergi tasarrufu yapabilir? Yani diyelim müşteri geldiğinde diyoruz güzel kardeşim bak şuna şuna şöyle dikkat edersen seneye sen daha az vergi ödersin. Şöyle tasarruf edersin. Yani sadece doldurmakla kalmıyoruz. Ayrıca danışmanlık hizmeti de sunuyoruz. Ve şunu da söyleyeyim. Özellikle sigorta hizmetlerimizde hiçbir şekilde müşteriden ücret almıyoruz. Çünkü bizim neredeyse bütün sigorta şirketleriyle anlaşmamız var. Yani herhangi bir değiştirme, düzenleme olduğu zaman müşteriden hiçbir şekilde bir ücret almıyoruz. Evet, bu da önemli bir detay sevgili izleyenlerimiz. Evet, burası neresi? Bil Seeland. Ve şirketimizin adı? Seeland Versikerung'un. Evet sevgili izleyenlerimiz, Bil Seeland'da, Seeland Versikerung'dayız. Az önce de kardeşimizin bahsettiği gibi daha genç, 31 yaşında maşallahı var diyoruz. Mali müşavirlikten, kredi başvurusuna, vergi danışmanlığına, sigorta ve çocuklar için, sizin için, ailen için sigorta ne gerekiyorsa her şeyi yapıyorlar. Bu kendini yetiştirebilmek, Avrupa'daki Türkiye'de senin gibi genç kardeşlerimizin de çoğalması, bu kadar kişiye iş vermesi gerçekten de bir kere daha takdir ediyorum seni. Teşekkürler. Ve gençlerimize buradan neler diyeceksin senin gibi genç kardeşlerimize? Yani başarının sırrı. Azimli olsunlar, her zaman hayallerinin peşinde koşsunlar ve ayrıca de biz de mesela sigorta şirketine yeni girmek isteyen gençlere de imkan sunuyoruz. Eğer ki sigorta deneyimi yoksa bile isterlerse bize başvurabilirler. Gerçekten her başvuruyu da değerlendiriyoruz ve özellikle de azimli bu işe girmek isteyen ama deneyimi yoksa bile onlara da imkan sunuyoruz. Aynen. Evet sevgili gençler, çalışmak istiyorsanız, iş probleminiz varsa, kendinize de güveniyorsanız size başvurabilirler. Evet, bize başvurabilirler. Tekrar Facebook, Instagram ve internet sayfalarını hatırlatalım. Seelandversicherungen.ch, Instagram Seelandversicherungen, ayrıca de Facebook sitesi. Yani bize başvurabilirler. Burası neresiydi? Bil Seeland. Ve hangi şirketteyiz? Seeland Versicherungen. Evet, burası Seeland Versicherung. İsviçre Bil'deydik. Resmimizi çekiliyoruz. Resim çekilirken poz veriyoruz. Gülümsüyoruz. Ve röportajımızı yapıyoruz. Kardeşlerimizle birlikte. Sevgili kardeşlerim. Gülümsedik mi? Evet. Adın ne? Atakan. Yavuzhan. Hasan Sadık. Hasan Sadık. Evet. Senin adın ne? Mehmet. Tanıyor musun bunları? Hayır. O zaman tanıştırayım sizi. Gelin böyle. Sarılın birbirinize. Adın ne senin? Mehmet. Tanış tanış. Siz aranızda sohbet edin. Sarılın birbirinize. Ver bir fotoğraf yapayım. Sen onlarla tanış, tamam mı? Sonra birbirinize gidin gelin. Konuşun. Görüşün, tamam mı? Tamam. Ha, bak gel buraya. Telefon numaranızı verin birbirinize. Tanışın, arkadaş olun, tamam mı? Tamam. Oldu mu? Tamam. Hadi sarın o. Sarısana kardeşim. İnsanlar birbirini tanımalı. Bu bir tesadüf değildir. Demek ki bir şey var. Sarılın birbirinize. Sarın olun. Numaralarınızı verin. Ben de bu tarafa geçiyorum. Gel Cüneyt'ciğim. Kardeşim. Nasılsın? Canım kardeşim. Şişt, bana bak. Birbirinizin numarasını alın. Görüşün ha. Can kardeş olun. Arkadaş olun. İlk defa birbirlerini görüyorlar ve tanışıyorlar. Tamam mı? Görüşün. Hadi siz konuşun. Aranızda konuşun. Bana ne konuşacaksınız yani? Bak aranızda konuş. Tamam ben bu tarafa geçiyorum efendim canım. Sana bir şey diyebilir miyim? Tabii. Bir fotoğraf çekileceğiz. Merhaba. Merhaba. Hoş nasılsınız? İyi sağ ol. Gel kardeşim yanına gel. Eşin yanına gel. Sonra çekiliriz fotoğrafımızı. Ne yapıyorsun? Geziyorsunuz. Evet. Adın ne? Canan. Canan. Tanım Mahmut. Mahmut. Evet. Görüyoruz her zaman ATV'de. Eyvallah. Eyvallah. Baykuş Show. Baykuş Show tabii. Aynen. Yıllarca yani Türkçe'de bile devamı siz dinliyordum yani. Canlarım benim. Siz benim canımsınız, kardeşimsiniz. Bak senin adın da Canan değil mi? Evet. Vay kardeşim benim, ne güzel. Memleket nereye? Iğdır. Iğdır. Gidiyor musun Iğdır'a? Iğdır. Evet, geziyoruz. Iğdır'dan mı geldin sen? Evet. Gelin geldin. Evet. Yok gelin yok. Gittim bununla ya. Gelin gittin. Ben buraya geldim. Sen buraya geldin. Aynen. İyi ki geldin mi? İyi, geldim yani. Güzel. Ne güzel, ne güzel. Evet. Türkiye de güzel, burada da güzel yani. Türkiye de güzel. Burada da güzel. Canan da güzel ama değil mi? Canan'ın burada senin. Tabii ki güzel aynen. Olacak. Aynen. Çocuğumuz da var işte. Allah bağışlasın. Öyle yani. Çocukluğundan izliyorum abi seni ya. Çocukluğundan? Aynen abiciğim. Vay be. Yani öyle bir neşe dolu bir insansın ki öyle bir insanlara adeta neşe saçıyorsun yani. Sağ ol, sağ ol. Vallahi. Ya düşünsene küçücüktim. Aynen evet. Baykuş abini izliyorum. Televizyon, ya televizyon izliyordum. Ve şimdi aynen. Baykuş abine kaçtın. Kaçtın da yani vallahi. Yo, canlarım benim. Vallahi. Karşında yani. Şu an tamam. Çok üzücü bir şey yani. Televizyonda yıllarca izlediğim bir evet. Şey, bir abimi karşında gördüğümce yani insan şaşırıyor. Aynı sınıf
Ben sizin çocukluğunuzum diyorum ve çocukluk çok güzel bir şeydir. Saftır, temizdir. Tamam. Ve çocukluğunuzu benle yaşadınız ve teşekkür ediyorum. Baykuş Show devam ediyor. Bir fotoğraf ne demek? Sana feda olsun. Kardeşlerime feda olsun. Ne haber? Abi hiç iyi değilim. Ses gitti. Ses dedik gitti. Bir fotoğraf çekelim en azından. Abi. Yok abi. Ne yapacaksın? Gitsin abi. İsim ne? Mesut. Mesut. Mesut mu Mesut? Soralım yengeye. Mesut mu? Mesut. Niye sana soruyorum ki? Mesut'a aynen sormak varken. Mesut zaten Mesut. Aynen. Sana niye soruyorum? Evet. Önce Mesut'a soracağım. Sonra sana soracağım. Evet. Sen Mesut musun diye. Ama Mesut, Mesut mu? Mesut'cum, Mesut musun? Mesut'um abi Allah aşkına. Yüzün gülüyor. Seni gidi Mesut seni. Çok mu Mesut'sun sen? Ne kadar? Amin. Göster bakayım ne kadar. Buradan İstanbul'a kadar abi. İstanbul'a kadar. Aynen. Niye? Bak işte olmadı. Mesut'a bak. Nereden nereye kadar Mesut? Yani buradan İstanbul'a kadar. Dünya kadar dese çok Mesut olacak. Ama niye? Çünkü yok yok kardeşim hiç Mesut değil. Senin Mesutluğun belli bir yere kadar. Öyle değil mi yani? Ne demek buradan İstanbul'a? Kardeşim dünyalar kadar desene. Cennete kadar diyeyim o zaman. Dünya. Nereden kadar. Hemen cennete nereye gittin? Cehenneme daha durma. Bilmiyorum dur artık. Dur bakalım Mesut. Daha dur cehenneme gideceğin. Allah bilir. Allah korusun. Evet yenge sen Mesut musun? Ben de Mesut'um. Teşekkürler. İsim neydi? Sevda. Oho Sevda, Mesut. Mesut Sevda. Ve Sevda. Ne güzel bulmuşsunuz birbirinizi. Vallahi. Kaç sene önce buldunuz? 3 sene önce. 3 sene önce. Nerede buldunuz? Mesut o zamanlar Mesut değildi tabii ki. Mesut, Mesut değildi. Sonra Mesut. Nerede buldun? Ağlıyor muydu bir köşede? Yok, öğretmenler toplantısında. Öğretmenler toplantısında. İkimiz de öğretmeniz. İkiniz de öğretmensiniz. Evet. Ana ne güzel. Ya iki tane öğretmen zor olmuyor. İkiniz de her şeyi biliyoruz yani. Biraz. İki öğretmen olmak hakikaten de problem ya. Bu biliyor hani ben öğretmenim ben falan diye. Yok güzel oluyor. Paylaşıyoruz. Peki evde yani parmak kaldırıyor musunuz? Mesut dediğin zaman efendim. Aynen öyle abi. Aynen öyle. Sevda efendim. Buyur. Sözünü de, kesme diyor. İkiniz de öğretmensiniz yani. Aynen öyle. Ne güzel. Ne güzel. İyi anlaşıyorsunuz. Evet iyi anlaşıyoruz. Çocuk var mı? Çocuk yok şu an. Çocuk yok. Öyleyse ben size halas mı aldık diyorum. Gidin hemen çocuk yapın. Adını da Baykuş koyun. Yani burada durmayın yani. Tamam. Kardeşim benim yani. Yani Mesut'cum. Mesut olun. Sevdanızı büyütün. Aynen inşallah. Öyle değil mi? Sevdanız çiçeklensin, çamurcuklansın. Öyle değil mi? Evinizde bir neşe olsun. Haklısın abi. Eğer aynen çocuk yapmayacaksanız evinize bir neşe gelsin. Ben aynen geleyim. Baykuşunuzu besleyin. Buyur gel abi. Kuşunuzu besleyin. Ya gidin çocuk yapın ya da kuş alın evinize. Baykuşu alın. Tamam. Beni besle Mesut'cum. Mesut olursun evinizde. Sevda kardeşimle, Mesut kardeşimle evinize ya bir çocuk yapın ya da bir kuş alın. İnşallah. Ben zaten varım evinizde. Tamam. Öyle değil mi? Tamam. Aynen. Her zaman. İkisi de olsun. Evet. İkisi de olsun. Bir çocuk yapın ya. Tamam mı? Hadi siz gidin. Onlar çocuk yapmaya gitsin. Biz de röportaj yapmaya gidelim. Hadi bakalım. Merhaba. Merhaba abi. Adın ne? Alparslan. Alparslan. Efendim? Ne güzel, ne güzel. Ne yapıyorsun? Spor yapıyor musun? He yapıyor. He yapıyorsun. Ne yapıyorsun? Fitness yapıyor. Fitness yapıyorum. Evet. Yani öyle futbol, futbol. Bıraktın futbolu. Bıraktın. He. Yaş kaç? 16. 16. Evet. Niye bıraktın? İstemedim daha. Dedim bir İstemedim. Şey. Ya İstemedim. Çok para var futbolda ya. Ya. Milyonlar var yani. Ben 16 yaşında olacağım şimdi. Gene baykuş olurum. Gene futbol oynarım yani. Olursa yap. Yap işte yani. Geriye zor çocuk olamıyoruz ki 16 zor yaşında olamıyoruz. Ama zor. Zor değil mi? Çok zor. Vay be. Vay be diyoruz. yani bence devam etseydin futbola. Etseydin belki olurdu ama etmedim işte. Bıraktım. Hadi bakalım diyoruz muhabbetimize. Devam ediyoruz. Lütfen Türkiye'den geldim evet, dedin evet, resim çekilmek evet, istedin. Çok merak ediyorum. Ya lütfen demene gerek yok ki. Ablam benim. Lütfen demene teşekkür gerek ederim yok. Ben senin evladınım. Ben senin kuşunum. Teşekkür öyle ederim. Öyle değil mi? Evet. Ha öyle lütfene mütfene gerek yok. Gel buraya diyeceksin ay geleceğiz. Git diyeceksin gideceğiz. Gerçekten sizi televizyonda ben çok izliyordum. Eyvallah. Programınız varken. Eyvallah. Evet. Her zaman evet izleyin bizi. Çektin İnşallah mi resmimizi? Ne güzel çek çek çek. Türkiye'den mi geldin? Kızım burada. Ha emeklisin. Yok değil. Ha Türkiye'den hayır geldin. Evet. Türkiye'de yaşıyorsun sen. Evet Antalya'da yaşıyorum. Ha, Antalya'da yaşıyorsun. Evet. Antalya'da kuşunu seyrediyordun. Baykuş seyrediyordun. Aynen öyle. Ne güzel ne güzel. Şöyle kızlarınızın da yanına doğru gidelim.
Antalya'da yaşıyor anneniz. Annem Antalya'da yaşıyor, evet. Evet, siz buradasınız. Biz buradayız, Frankfurt'ta. Evet. Şimdi anneniz mi daha çok seviyor, seyrediyor baykuş evladını? Ben televizyoncuyum. Antalya'da da baykuşsuz kalmayın diyoruz, değil mi? İnşallah. Hadi bakalım diyor. Senin adın ne? Berfin. Berfin. Senin? Beren. Beren, o yerim ben seni. Beren, kaç yaşındasın? Kaç? 10. 10, 10. Beren, kaç yaşındaymış? 10 olmuş, evet. Ama 4 yaşında. Evet, aslında. Yani bak şimdi, akıl yaşta değildir. Başladı, kaç yaşında hissediyorsan o yaştasın. Aynen, evet. Beren, kaç yaşındasın? 10, değil mi? Beren 10 yaşındaymış ya, Allah Allah. Beren kendini 10 yaşında görüyor. 10 yaşında hissediyor. Yani o hayat tecrübesi var yani. Var, var, evet. Yani. Daha fazladır büyük bir ihtimalle. 4 yaşında dedi. Çok bilmiş yani, değil mi? Öyle. Vay be. Belki Beren 30 yaşında hissediyor kendini. Olabilir. Neler, ne acılar çekmiş çocuk yani. Ne yaptınız çocuğa? Hiç çekmedi. Çok biliyor. Çok manada. Zamane çocukları çok biliyor. Berenciğim, 10 yaşında mısın, 20 yaşında mı? 4 tane. 10 oldun mu? 4 mü 10 mu? 4 değil ya, yok ya, baksana hiç. Yaşa takılmayın diyor bayanların. Neler yaşadı, neler neler gördüm, neler. Aynen öyle. Hadi bakalım, kameralarımızı el sallıyoruz. Muhabbetimize kolay devam ediyoruz. Kolay son nefesimde bir umut vermeye gelemez misin? Gelemez misin? Gelemez misin? Gelemez mi? İsviçre, Bern şehrindeyiz ve Möbel Harmonia'dayız ve sevgili Mehmet kardeşimizle tekrar birlikteyiz. Sevgili kardeşim, merhabalar. Merhabalar, yine tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk sevgili kardeşim. Evet, İsviçre'de yaşayan vatandaşlarımız mobilya mı lazım? Nereye gelecekler? Bern Solikofen'da, Kreuzstrasse 2 numarada kendilerini karşılamak isteriz. Evet, burası Möbel Harmonia sevgili izleyenlerimiz. Aradığınız her şey burada. Tebrik ediyorum. Gerçekten de modelleriniz muhteşem. Oturma grupları, yemek masası takımları, çocuk odaları, her türlü yaş, 0 yaşından genç odalarına kadar. Yatak odaları mükemmel. Bunları kim seçiyor? Sen misin? Evet, birebir kendim fabrikaya gidip kendim seçiyorum. Evet. Hem Türkiye'nin en önde gelen firmalarıyla çalışıyor, hem de yabancı firmaların en kaliteliyle birlikte çalışıyorsun. Ve bunlarla çalışmana rağmen, ürünlerin çok ama çok kaliteli olmasına rağmen, fiyatlar çok şaşırtıcı sevgili izleyenlerimiz. Fiyatlar gerçekten çok uygun. Ve zaten garanti de, inanılmaz bir garanti süresi veriyorsun. Kesinlikle. Özellikle İsviçre'de çalıştığımız firmalar, İsviçreli firmalarda aldığımız yataklara 10 seneye kadar garanti verebiliyoruz. Evet sevgili izleyenlerimiz, işte bu da ürünlerine ne kadar güvendiğini gösteriyor. Burası neresi? Möbel Harmonia, Kreuzstrasse 2. Bern şehri. Evet. Solikof. Solikof. Mobilya lazımsa buraya geliyorsunuz diyoruz. Ve aynı zamanda da çok özel bir hizmetiniz var. Mobilyayı aldınız. Ne yapacaksınız? Kim kuracak? Ben mi kuracağım? Mehmet mi kuracak? Hayır. Möbel Harmonia kuruyor. Kaç kilometreye kadar bedava? 100 kilometreye kadar bedava nakliyat ve montajını sağlayabiliyoruz. 100 kilometreye kadar mobilyanızı alıyorsanız nakliyat ve montaj. İşte en önemli detaylardan bir tanesi bu. Ve de 10 yıl garanti veriyor sevgili izleyenlerimiz. Ürünlerine o kadar çok güveniyor ki diyoruz. Burası 2000 metrekare üzerine kurulu. Evet. Çok güzel bir mobilya mağazası. Hiçbir masraftan kaçınılmamış çok güzel bir mobilya mağazası yapmışsın. Tebrik ediyorum. Teşekkürler, sağ olun. Elimizden geldiği kadar en iyi hizmeti vermek istiyoruz müşterilerimize. Tabii bunu gelip yerinde görmelerini tavsiye ediyorum. Evet sevgili izleyenlerimiz, böyle güzel, güzel yürekli kardeşlerimizi desteklemek lazım. Sizin gibi değerli, güzel vatandaşlarımızın da desteklemesi lazım. Ürünlerine güveniyor, bizler de gördük ürünlerini. Bizler de gerçekten söylediği her şeye katılıyoruz. Ürünleri gerçekten çok muhteşem. Neden? Hiçbir masraftan kaçırılmadan yapılmış bir yer var. Kesinlikle, kesinlikle. Özellikle bize en yakın olan, daha doğrusu Bern'e en yakın olan Türk mağazası
en az bir 100 kilometre uzaklıkta. Buradaki Türkiye'li olan ve diğer Balkan ülkelerindeki olan müşterilerimize hizmeti sunabilmek için burada Berlin'de Solukov'un böyle bir yer açmaya karar verdik. Bakalım artık, onları bekliyoruz. İyi ki açmışsın diyoruz sevgili izleyenlerimiz. Sonra da demeyin, mobilyayı nereden alacağız? Çocuk odası takımı nereden alacağız? Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Her şey fiyat gerçekten çok güzel ama her şey uygun ve kaliteli burada. İşte o yüzden de böyle güzel kardeşlerimizi hiçbir masraftan, hani ufak tefek bir masraf da yapılmamış buraya. Hani buraya bir iki koltuk koyabilirdin, bir iki yatak odası koyabilirdin. Kesin. Öylece mobilyacı olabilirdin. Ama sen çeşidin bu, modelin bu. Ona çok dikkat ediyoruz, özen gösteriyoruz. Her ürünlerden, çocuk odası, bebek odası, genç odası, yatak odası, yemek odasından her birinden birkaç tane örneğini burada bulundurmaya çalışıyoruz. Evet, mobilyalara dokunabiliyorsunuz, oturabiliyorsunuz, kalitesini görebiliyorsunuz sevgili izleyenlerimiz. Burası İsviçre'nin Bern şehrinde, Solikov'tayız, Möbel Harmonia'dayız ve size Facebook ve Instagram'dan nasıl ulaşacaklar? Sevgili vatandaşlarımız bize Instagram, Facebook, mail yoluyla da ulaşabilirler. Facebook adresiniz? Möbel Harmonia. Instagram adresiniz? Möbel Harmonia. Evet, burası Bern şehri ve Möbel Harmonia. Ve ne lazımsa işte görüntüleri hep beraber izliyoruz. Hepsi burada. Sevgili izleyenlerimiz, sevgili Mehmet kardeşimiz, son olarak neler diyeceksin? Tebrik ediyoruz seni. Gerçekten de hiçbir masraftan kaçınılmadan muhteşem bir mobilya mağazası yapmışsın İsviçre'nin Bern şehrinde. Neler diyeceksin? Az önce de bahsettiğimiz gibi bütün müşterilerimizi kaliteyi yerinde görüp, dokunup, oturup, uzanıp, kalite kontrolünü kendilerinin yapmalarını bekliyoruz. Evet sevgili izleyenlerimiz, Mehmet ürünlerine güveniyor Möbel Harmonia'da ve 2000 metrekare üzerinde o kadar bol çeşit var ki, o kadar kaliteli ürünler var ki, Bern şehrine geliyorsunuz İsviçre'nin, ne lazımsa nakliyat bedava, montaj bedava ama 100 kilometreye kadar diyoruz. Yani çevre yerlerde oturan vatandaşlarımızı bekliyoruz. İsviçre, Almanya, Fransa'daki vatandaşlarımızı da bekliyoruz diyoruz. Tebrik ediyorum. Tekrar tekrar bu kadar kaliteli ürünleri çok uygun fiyata, her müşterinin kesesine uygun fiyata buraya getirdiniz. Kesinlikle daha önce de bahsettiğimiz gibi her bütçeye uygun mobilya çeşitlerimiz bulunuyor. Evet, İsviçre, Bern, Möbel, Harmonia'dan sevgiler, saygılar diyoruz. Mobilya mı lazım, çocuk odası mı lazım, yemek masası mı lazım, koltuk mu lazım, yatak odası mı lazım? Nereye gelecekler? Möbel Harmonia, Kreuzstrasse 2, Solikov. Ve Bern şehri, İsviçre. Bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bizden bu haftalık bu kadar. Her zaman olduğu gibi kışınız, baykışınız der ki yeryüzünde ilik, güzellik, sevgi adına ne varsa hepsi sizden olsun. Gerisi bana yeter de artar bile. Hoşça kalın, sevgiyle kalın ama ATV ekranlarında kalın.